NBA'de yeni sezon son yılların en heyecanlı açılışlarından birine hazırlanıyor. Jimmy Butler da sezonun açılışında emo saçlarıyla çıktı. Eksantrik basın toplantısıyla seyircilerin ilgisini kendi üstüne çekmeye çalışsa da ilginin odağı pek değişmedi gibi. With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Tüm odak herkesin NBA'de görmek için sabırsızlandığı LeBron James'ten beri en büyük hype'ın yapıldığı tabii ki Wembanyama'da. Ben de 2023-2024 NBA sezonu başlarken onu biraz daha yakından tanımanız için bir rehber analizi hazırladım. Evet, hücumla başlayalım. Victor Wembanyama'nın gerçekten ipek gibi bileği var. Özellikle boyunun avantajıyla bu orta mesafe şutları çok yüzleri sokabiliyor. Tabii NBA'de bu şutları daha da çok bulacak. Çünkü fiziksel dezavantajı da biraz o şutları bulmaya itecek onu. Ama tabii ki burada önemli olan bu şutları ne kadar yüzleri sokacak. Yani bir Kevin Durant ya da yakın dönem Porzingis yüzlerine çıkabilirse onu durdurmak gerçekten çok zor olacak. Yine boyunun avantajı da zaten çok yüksek bir elden çıkarma noktası var. O da savunması daha zor hale getiriyor Wembanyama'yı. Ve tabii yine footwork'ünün de etkisiyle çok çok iyi bir fadeaway var. Après attention mais ouf. Bunu da biraz Nowitzki'nin özellikle fadeaway'ine benzetiyorum. Çünkü o hafif dizini çıkartarak ve tamamen geriye çekilerek attığı fadeaway'leri yine savunmanın durdurması çok zor olacak. Peki Wembanyama yayın gerisine nasıl? Geçen sene Fransa Ligi'nde %27.5'la üçlük atan Wembanyama burada pek iyi durumda değil. Stabilitesi hala yok ve genelde zor şutları, tabii ki bu biraz da medyanın ondan beklediği anlatı olduğu için, o uzun bir adam dribbling yapıyor. Hem de neler yapıyor. Uf, topu dışarıda yere vurup çok çılgın şut atabiliyor anlatısını beslemeye de çalıştığını düşünüyorum biraz. Bu yüzden de genelde zor yarattığı şutlar ve aslında onun şutu olmayan tercihler yüzdesini çok düşürdü. Halbuki daha pick and pop'larda sabit bulduğu şutlar ya da statik olarak köşede kanatta bulduğu şutları, vücudunu da iyi kullanarak, mekaniğini oluşturarak, gücünü iyi aktararak attığı şutlar çok daha yüzdeli oluyor Wembanyama'nın. Burada umarım hani NBA'de de sezon içerisindeki özellikle de playoff seviyesi savunmaları sezon içinde de yaşayacak belli anlarda. Burada bu baskıyı yediğinde bu topları zorlayıp zor şutlar yaratmaya çalışıp kendini bu şekilde kanıtlamaya uğraşmak yerine ona yaratılan şutları kullanması çok daha kıymetli olacak. Ki dışarıdaki tehdidi arttıkça ve savunmalar, ki bu tehdit nasıl artacak? Yüzdesinin artması da artacak. Savunmalar ona karşı daha agresif olmaya başlayacaklar. Burada da başka avantajlarını daha iyi kullanacak. Nedir bunlar? Özellikle tek adım driblingle çembere gitmesi, ki bu videoda o özelliğinden de detaylıca bahsedeceğim. Yani Wembanyama'nın özetle dış şutundaki yüzdesinin ilk sezon artmasını ben açıkçası çok beklemiyorum. Yine herhalde %30'lar, 31'ler civarına belki çıkartabilir. Ama gelecek sezonlarda, ki Porzingis'te de aynı şeyi yaşamıştık ki, dışarıda topu bu seviyede, bu uzunlukta bir oyuncunun dışarıda topu stabil bir şekilde yere vurması için çok küçülmesi gerekiyor. Çok küçüldüğü zaman da baskılı savunmalar onun kolay şut yaratmasını engelliyorlar. Bu yüzden de küçülmek yerine aslında fizik avantajını, daha doğrusu boy avantajını kaybetmemek için devamlı yüksek kalabileceği, daha statik ya da pick and pop'la da bulabileceği şutları kullanması onun tehdidini ilerleyen sezonları daha fazla arttıracak. Tabii medyanın devamlı onun bayağı böyle zor attığı şutları gösterdiğini biliyoruz. Siz de bunları hep izlediniz. Evet, bunları sokamıyor mu? Sokabiliyor. Zor anlarda zaten bu tarz circus shot dediğimiz şutları sokması tabii ki kıymetli ama stabil bir oyun için, özellikle Spurs'u şampiyonluğa, zaman içerisinde şampiyonluğa oynatacak bir takıma evrilmesini istiyorsa, Wembanyama bu takımı değiştirmek istiyorsa, bu şut tercihlerini kesinlikle çok daha doğru ve oyunla kavga etmeden yapması gerekiyor. Gelelim Wembanyama'nın dış şutundan çok benim sevdiğim özelliklerine, ki bunlar bence hücumda en verimli, en çabuk ve en stabil yaptığı şeyler. Nedir bunlar? İlki özellikle çembere yüzünü döndükten sonra tek adımda, tek driblingde çembere gidip orada bitirmesi. Yine kısaların onu iyi beslediği pozisyonlara, çember üstünde bitirdiği pozisyonlar. Yine keza pick and roll'lardan sonra direkt çembere atak ettiği anlar ve ikinci şans sayısı yaratma potansiyeliyle fast break ve geçiş oyunlarındaki adım mesafesinin de avantajıyla çok rahat tam sahaya geçmesi. Yani özellikle de dediğim gibi yarı sahada Wembanyama topu boyalı alan çevresinde alındı ve yüzünü döndüğü anda üretkenliği çok artıyor. Burada fiziksel avantajını, boy avantajını çok iyi kullanıp adım mesafesini müthiş ayarlayabiliyor. Ki burada ister istemez kafamda Yanis'le kıyaslıyorum kendisini. Çünkü Yanis savunmalar onu biraz da artık çözdüğü için doğru mesafede karşıladıklarında Yanis'i çembere ulaşmakta zorlanabiliyor ve kısa orta mesafedeki bitirişi ya da floaterlarında da her zaman etkili olamayabiliyor. Özellikle de playoff seviyesi savunmalara karşı. Burada Wembanyama'nın Yanis'e göre çok daha iyi bir zamanlaması ve adımlaması var. Bunu zaten boy avantajıyla da birleştirdiği anda fiziksel bazı dezavantajları
avantajlarını, ki o da genelde gücüyle ilgili, onlardan uzaklaşabiliyor ve çemberdeki bitiriciliği inanılmaz yükseliyor. Aynı zamanda pick and roll oyunlarında devrilen oyuncu olduğu zaman ve direkt topu aldıktan sonra çembere hiç topu yere vurmadan atak ettiğinde de aşırı tehlikeli. Burada savunmaların ona tepki vermesi çok zor ve bir şey daha burada ortaya çıkıyor. Faul alma şansı çok artıyor. Bu pozisyonları en kötü ihtimalle faul alarak ve üstüne hatta ekstra basket faul alarak bitirme ihtimali çok yükseliyor. Yani Wembanyama'nın direkt çember atakları, ki bence Popovic buna çok önem verecek takımı içerisinde. Popovic'in belki de geçmiş yıllarda uzun süredir daha doğrusu arayıp da bulamadığı şeylerden biri, ki zamanında LaMarcus Aldridge'le Aston'u çembere yakın oynatmak istedi ama o daha fazla dışarıdan orta mesafesinde bir kendi güvenli alanında oynayan bir oyuncuydu. Oradan çok çıkmıyordu. Wembanyama ise burada çok daha çalışkan. Yani pick and roll'lerden sonra devrilerek devamlı çembere atak ettiği pozisyonları oynamaktan hiç çekinmiyor. Ya da kısalar onu çember üstünde beslediğinde çok klasik fizik olarak üstün bir uzun gibi topu çember üstüne alıp bitirmekle hiç gocunmuyor ve devamlı buradaki basit sayıları yapmaya uğraşıyor. Ki keza yine ikinci şanslarını yaratmada da burada, ki bilmiyorum burada tabii konu birazcık Spurs kısalarıyla ilgili olacak ama yani Trey Jones, Vassell, Keldon Johnson gibi oyuncular ya da Sohan gibi oyuncular çembere ne kadar iyi atak edip onu besleyebilecekler ya da onların yaptıkları hücumlar ne kadar çemberde etkili olacak ve onların bitiremediği anlarda çember ataklarında Wembanyama burada ikinci şans sayıları bulacak, göreceğiz. Özellikle Spurs'un uzun vadede Wembanyama'nın bu verimli özelliklerini kullanması için kısa rotasyonunda iyileştirmeler yapması gerekebilir. Yoksa Wembanyama için çok sıkıcı yarı saha günleri ya da onu çok dışarıya itecek, daha fazla onu çemberden uzaklaştıracak savunmalara karşı savunmasız bırakabilir şu anki Spurs kadrosu. Ki yine başta da belirttiğim gibi fast break ve geçiş hücumlarındaki çıkışları da yine hem kısalarla ilgili, çünkü kısaların passing özellikleri yüksek olduğunda Wembanyama burada çok rahat edecek. Her pozisyondan sonra tam sahaya geçiş süresi çok kısa olduğu için onu çok rahat besleyebilirler. Yani özellikle Wembanyama'nın yarı sahada bu biraz daha işçi star seviyesine gelmesi beni mutlu ediyor. Ki oraya geleceğini düşünüyorum, ki bunu şimdiden yapıyor zaten. Boyalı alandaki beslenmesi de arttığı zaman, topla beslenmesi arttığı zaman da bence dış şutundan ya da orta mesafe şutundan çok daha kuvvetli özellikleri olan bir oyuncuyla karşılaşacağız. Peki boyalı alanda bu kadar etkili olabilen, bu kadar güçlü yönleri olan bir oyuncu elimizdeyken onu bu kadar driblinge zorlamaya gerek var mı? Ya da işte bu kadar dribling özelliklerine, özellikle topu yere vurma özelliklerine ihtiyacımız var mı? Hem kısa dribling olarak hem uzun dribling olarak drive özelliklerini bu kadar kullanmamıza gerek var mı? Bence yok. Zaten bu özellikler de o kadar keskinleşmiş durumda değil. Evet, özet izlediğimizde ya da highlightlara baktığımızda çok güzel pozisyonlar veriyor mu Wembanyama bize? Evet, veriyor. Yani rakibinin bacak arasından da bir top atabiliyor. Ne bileyim, ya da çok zor bir anda bir bacak arası ya da bir behind the back ile savunmasını ekarte edebiliyor. Zaten daha önce de söylemiştim. Yani bu tarz durumlarda kaldığında kesinlikle kullanması gereken ve işine yarayacak bir topu yere vurma yeteneği var. Ama genel olarak hücumunun ana parçası haline getirilecek bir driblingi var mı? Henüz yok. Neden? Çünkü kısa oyuncular onun dribling mesafesine girip topu özellikle de yere vurma konusunda çok yüksekten topu yere vurduğu için o araya girecek boyuttaki oyuncular, özellikle güçlü kısa savunmada onu itebilecek oyuncular her zaman zorlayacaklar ve özellikle baskı anlarında, playoff savunması seviyesinde, maç sonlarında bu onun dribling yapmasını daha da zorlaştıracak ve çok gereksiz top kayıplarına yetecek. Ki Fransa Ligi'nin de kalitesi göz önüne alındığında da bu baskıyı sadece playofflarda falan yiyebildi Wembanyama. Yani çok büyük bir testten geçemedi açıkçası burada. NBA'de de normal sezonun başlarında pek geçebileceğini düşünmüyorum. Sadece ona karşı bilenen savunma oyuncuları olursa belki bunu yaşayacaktır. Ama sezon ilerledikten sonra, özellikle All-Star arasından sonraki San Antonio'nun yeri de tabii burada önemli. Bu sezondan bir anda playoff potasına girme ihtimalleri bence çok yüksek değil. Ama ilerleyen bir iki sene içerisinde buraya geldiklerinde, ki bunu Doncic aslında ikinci yılında yaşamıştı. Playoff'a geldiğinde rakip savunmaların üzerine çok yüklenmişti. Aynı şeyi Wembanyama da yaşayabilir. Savunmalar özellikle Spurs'un ilk playoff gördüğü yılda onun çok üstüne gidebilir. O yüzden ben driblingini daha pozisyon anlarında ihtiyacı olduğunda kullanmasından yanayım bakış açısı olarak. Ama onun dışında evet, burada bir bu dribling özelliklerinin özellikle boyuna bağlı olduğu için ve onun çok acayip gözüktüğü için sahada onu bir egzotik oyuncuya çevirdiği için seyircinin bayıldığına, evet anlıyorum bu heyecanı, bu aşkı, ama gerçekten hiç gerek yok. Bence onun bütün hücum verimliliğini düşürüyor bu ısrar. Umarım oyun içinde buna saplanıp kalmaz. Peki yarı sahada işler onun için çok iyi gitmediğinde ne olacak? Yani post-up'lı pozisyon alıp ikili sıkıştırma yediğinde ya da topu tepede üçlük mesafesinde aldığında ondan daha güçlü savunmacı onu iyice dışarı ittiğinde ne olacak? İşte burada pas özelliklerini devreye sokması lazım. Müthiş bir pasör mü Wembanyama? Şu aşamada değil. Evet, yani çözüm üreten özellikle pozisyonel pasları iyi yapabiliyor. Yani
o durumda hücumun onu sürüklediği anda doğru oyuncuyu doğru noktada bulma özelliği hiç fena değil. Ama yaratıcı pas konusunda yarı sahada rakibi zorlayacak paslar, topu zayıf tarafa çevirip hücum dengesini bozacak, rakibin savunmada ağırlık merkezini bozacak pasları da iyiyim henüz değil. Peki bunun için ne yapması lazım? İşte burada zaten kritik konuya geliyoruz. Aslında şu an yine ona yüklenen gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri mi olacak konusunda. İşte şimdi karşısında Jokic gibi bir örnek var. 2 sene üst üste MVP almış ve aslında Denver'ın her şeyini yapabilen bir oyuncu. Üzerine artık savunmasını da iyice geliştirip zaten takımını NBA şampiyonuna kadar getirdi. Burada Wembanyama'nın eğer all around bir yıldız olması bekleniyorsa ve o da bunu istiyorsa pas özelliğini kesinlikle geliştirmesi lazım. Çok daha yaratıcı olması lazım. Özellikle de baskı altında oyunu yönlendirebilecek şekilde yaratıcı paslar atabildiğinde işler onun için çok daha farklı gelişecek. Ama dediğim gibi şu anda hani pozisyonel pasları ya da hücumun onu sürüklediği anlardaki baskı anlarındaki doğru oyuncu bulma özellikleri hiç fena değil. Burada sağ vizyonunu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Tekel uzun paslarını, uzun mesafe paslarını geliştirmesi gerekiyor. Özellikle coast to coast ya da yarı sahada zayıf tarafa atabileceği uzun pasları daha iyi yapması gerekiyor. Yoksa kısa mesafe paslar hiç fena değil. Buradaki oyun okuma becerisi de hiç fena değil. Ama yine belirteceğim gibi uzun vadede gerçekten total olarak San Antonio Spurs'u başka bir seviyeye taşımak istiyorsa ve standart iyi bir hücumcunun üstüne çıkmak istiyorsa title olarak kesinlikle pas kalitesini ve yaratıcılığını, yarı saha vizyonunu arttırması gerekiyor. Peki NBA'de onu asıl zorlayacak konu ne? Fiziksellik. Evet, burada fiziksel gücü özellikle de şunu çok net gördüm. Yani Fransa Ligi'nde özellikle sezon başı ortası ve sonunda izledim Wembanyama'yı. Evet, gelişimi teknik olarak gelişimi göze batıyordu ama fiziksel olarak çok göze batan bir gelişim yoktu. Ama NBA'de geçirdiği yaz sonrası ve sezon öncesi sonrası hem mobilite olarak hem esneklik olarak hem de biraz daha kor kuvveti olarak güçlendiği çok belli oluyor sahada ama hala yetersiz. Neden bu yetersizlik bu kadar önemli? Bu kadar uzun boylu bir oyuncuyu nasıl zorlar? Aslında bu NBA de kompakt kalma uzunluğuyla ilgili. Evet, bugün unicorn oyuncular 2021, 2022, 2024 civarı, işte Porzingis 2021, 2022, Wembanyama ayakkabıyla 2025'e kadar çıkıyor. Şimdi bu oyuncular için sıkıntı kompakt kalmak. Yani şu anda NBA'de kompakt uzunluk ne derseniz bence 2013, 2015 civarı. İşte Durant, Giannis gibi oyuncuların burada işte Jokic gibi, Alperen gibi hatta 2.8, 2.10 civarı bile kompaktlık için çok ideal örnekler. Bu oyuncular çabukluklarını kaybetmeden güç olarak daha dengeli hücum ve savunma opsiyonu haline de gelebiliyorlar. Wembanyama ise burada çok zorlanacak. Çünkü hem hücum reboundlarında pozisyon almada ve box out yemede hem savunma reboundlarında box out yemede özellikle kalın ağırlık merkezi ondan aşağıda olan oyuncuları itmekte ya da geçmekte çok zorlanacak. Bu da onun rebound gücünü, ikinci şans yaratma gücünü, çembere yaklaşma işlevselliklerini biraz düşürecek. Peki bunu Wembanyama nasıl aşabilir? Yani kalınlaşması mümkün olan bir oyuncu değil. Zaten birçok özelliğini kaybeder kalınlaşırsa. O yüzden buradaki kastım kalınlaşmasından çok aslında kor kuvvetini arttırıp tepki zamanlarını düşürerek ve doğru pozisyon alarak rakip savunmayı daha iyi takip edip doğru pozisyon alarak bunu aşabilir ki ikinci şans yaratma potansiyellerinde, ikili oyunlarda devrilme potansiyellerinde ve atak hızlarında bunu yapabileceğini bize gösteriyor Wembanyama. İşte birazcık daha sağ, yarı sağ pozisyonunda rakiple olan ilişkisini daha iyi analiz etmesi lazım. Savunmayla olan mesafesini daha doğru kullanması lazım. Burada işte fake gibi ya da işte yine baskı edildiğinde az önce bahsettiğim gibi pas özelliğini geliştirerek ve farklı tehditlerini ortaya çıkartarak bu olumsuzluklardan biraz uzaklaşabilir. Ama özellikle yakın vadede Wembanyama'yı kesinlikle bu fiziksellik konusu çok zorlayacak. O yüzden işte bu hype konusunda da benim kafama takılan önemli konulardan biri bu. Yani bu kadar basit durumlarda zorlandığını görünce medya ve aslında kamuoyu ve seyirciler bir anda Wembanyama'ya karşı umarım rüzgarı çevirmezler. Çünkü ben Popovic'in de aslında bu konularda onu çok eğiteceğini düşünüyorum. Çok doğru bir koça düştü. Hatta Steve Kerr ona artık kendini daha genç hissediyor dediğinde dalga geçti Popovic belki ama bu bence kesinlikle doğru. O da Wembanyama ile birlikte onun özelliklerini ortaya çıkarmak için kendi coachinginde daha yaratıcı bir seviyeye bence geçebilecek. Özellikle bu yaştan sonra belki biraz daha kendini gençleştirebilecek ve Wembanyama'nın bu olumsuz özelliklerini Popovic aşmayı başarabilecektir. Bakalım, bu konuda çok merak ediyorum Wembanyama'nın gideceği yönü. Eğer bu fiziksel eksikliklerini giderirse, passing ile beraber hücum kuvvetini daha da arttırırsa gerçekten o beklenen all around her şeyi yapan, benim de çok sevdiğim o işçi süper
süperstar seviyesine gelebilecek. Gelelim Wembanyama'nın savunmasına. Sanırım asıl beni heyecanlandıran bütün özellikleri de savunmasında. Yani çünkü gerçekten yarı saha savunması o kadar komple bir seviyede ki daha 19 yaşındaki Wembanyama'dan bahsediyoruz. Beni en çok burada etkiledi. Ki bütün şimdi savunma özelliklerini bu kısımda bir bütün olarak ele alacağım. Yani pick and roll savunması, genel takip savunması, birebir savunma, yardım savunması vesaire gibi ayırmayacağım. Hepsini bir arada konuşacağım. Çünkü çok komple bir savunması var. Yani hepsini iç içe geçirebiliyor. Çok iyi takip savunması yapabiliyor ve en önemlisi de inanılmaz bir caydırıcılığı var. Yani yıllardır aslında Gobert'in en iyi savunmacı ödüllerini alırken bile savunmasındaki eksikliklerin playofflar geldiğinde çok öne çıktığını gördük. Neydi bunlar? Özellikle de Clippers'la oynadıkları playoff serisinde çok ortaya çıkmıştı. Quinn Snyder onu dışarı çıkarmıyordu ve switch savunmasında ya da yardım savunmasında çok ağır kalıyordu. Dışarı çıkmadığında da rakip takımlar Clippers gibi kısalarak Utah'ın o dönemki kadrosunu geçiyorlardı ki Utah'ın en formda dönemleriydi. Yani Gobert gibi ağır ama boyalı alanda caydırıcı yüksek savunmacıların işin içine pick and roll girdiğinde, işin içine yardım savunması girdiğinde, işin içine help and recover'lar girdiğinde çok zorlandığını yıllar içinde gördük ve ağır savunmacıları takımlar ufak ufak tercih etmemeye, kısalmaya, daha kısa rotasyonlarla playofflarda daha baskılı ya da pick and roll'lerde daha iyi switch yapabilecek ya da daha iyi hedge, daha iyi show up yapabilecek ve yardımdan sonra savunmasına tekrar iyi dönebilecek, hızlı dönebilecek kadro yapılarını tercih etmeye başladılar. İşte böyle bir dönemde NBA'de artık savunmaların daha kompaktlaştığı, daha baskısını arttırdığı dönemlerde Wembanyama fiziksel olarak çok daha avantajlı olduğu bir alana giriyor. Neden? Hem 2.25 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz hem de çok hızlı, çabuk. Evet, yer yer tepki süresi birazcık yüksek kalabiliyor. Bu da onun için belki savunmada en önemli sorunlardan birini yaratıyor bu tepki süresi konusu. Özellikle yardıma gittikten sonra hızlıca adımlarını çekmekte zorlanabiliyor. Bu da biraz boyuyla ilgili aslında. Yani evet, zaman içerisinde tepki süresini, reflekslerini ve el ayak koordinasyonunu biraz daha arttırarak bu sorunun üstesinden gelebilir ama %100 çözebileceğini zannetmiyorum. Ama bu yine de onu all around bir savunmacı yapmaktan çok uzaklaştırmıyor. Evet, yer yer sorun yaratacaktır bunu onun için ama bunu da üstesinden gelecek bir oyuncu Wembanyama. Yarı sahadaki caydırıcılığı dedim. Yani gerçekten burada ki Fransa Ligi'nde playoff finallerini, Monaco oynadıkları finalleri de izledim. Bu seride bu arada 3-0 yenildi takımı ama kendisi oyundan çıktığı anda takımın savunmasının düştüğünü hemen hissediyorsunuz. Çünkü anında Monaco kısaları ki Mike James zaten buradaki en tehlikeli oyunculardan biri. Bu alan ataklarını sıklaştırıp bütün savunmayı paramparça edebiliyordu. Wembanyama'nın etkisi çok kuvvetli orada. Ki pick and roll'lerde birebirin karşısında kaldığında da çok kuvvetli. Çünkü tepede kaldığı anda da iyi recover edebiliyor ama asıl kıymetli olduğu yine boyalı alan ve çevresi. Ve buradan daha da büyük bir avantajı var. Burada kalsa bile boyalı alanda dışarıya çevrilen topları kontest etmekte de çok başarılı. Hemen oraya bir adımda üçlükçüye yetişip onun şutuna kontest edebiliyor, el gösterebiliyor ve burada caydırıcılığını, yani blok caydırıcılığını dışarıya da taşıyabiliyor. Tam tersi durumlarda birazcık yavaş kalabiliyor. Yani çok dışarıya çektiğinizde Wembanyama'yı, özellikle bir 5 ile eşleştiğinde, sahadaki tek 5 olarak kaldığında ve dışarı çektiğinizde geri dönmekte biraz zorlanabiliyor. Özellikle kısa oyuncular boyalana atak ettiğinde içeriden dışarıya yaptığı savunma refleksini dışarıdan içeriye aynı şekilde gösteremeyebiliyor. Ki bu da bizi şu soruya yöneltiyor. Popovic onu 5 içerisinde nasıl konumlandıracak? Yani tek 5 olarak bıraktığında, sağdaki 5'te sağdaki tek uzun olarak konumlandığında durumu farklı. Stretch 4 olarak konumlandığında durum biraz daha farklı olacak. O yüzden yanına Zach Collins gibi ya da Bessie gibi birazcık da fizikselliği de işin içine katabilecek. Yine dışarıda esnek kalabilecek 4-5 geçişkenine sahip oyuncular da kullanabilir. Belki ilerleyen zamanlarda daha kalın bir oyuncuyu oraya ekleyerek Spurs onu 5'e koyup Wembanyama'yı 4'te tutarak onun yardım savunmasını daha içeride etkin hale getirebilir. Bu artık Popovic'in ve takım kurgusunun gelecekteki durumuna bağlı ama Wembanyama'yı bence direkt sahada tek uzun olarak bırakmak her zaman onu en faydalı kullanma şekli değil. 4 olarak konumlandığında özellikle pick and roll'lerde yardım savunmasında kaldığında, birebir pick and roll'ün içine girmediğinde daha etkili olabiliyor. Çünkü burada ekstradan top çalma, strip yaratma ve yardıma gittiğinde daha rahat recover etme şansı oluyor. Ama 5 olarak oynadığında özellikle kalıplı bir uzun karşısına geldiğinde rakipler onu direkt pick and roll'ün içine sokmasa bile boyalı alana kadar itip drop'ta kaldığı durumlarda özellikle
de rakip uzunla ona yine box out ederek rakip savunmacılara alan açıyorlar, koridor açıyorlar. Bu da Wembanyama'nın savunma etkisini düşürüyor. Buna Popovic'in ben dikkat edeceğine eminim. Zaten savunma konusu onun uzmanlıklarından biri. Wembanyama'yı saha içi konumlandırmasında rakibin kurgusuna göre iyi görevlerle planlayabilirse onun kurgusunu, Wembanyama'nın savunma özelliklerini hiç düşürmeden kullanabilir. Ki Fransa'daki playoff serisinde Vincent Collet bunu pek yapamadığı, zaten yapamadığı için de final serisini kaybettiler. Özellikle rakip Monaco takımı ve yarı finaldeki Asfer, ki Asfer'i de geçtiler ama iki takım da benzer şekilde Wembanyama'nın boy alan savunmasını topsuz bölümde box out'larla engelleyip kısa oyunculara, kendi kısa oyuncularına koridor açarak o savunmayı ekarte etmeyi başardılar. NBA'de de takımlar tabii Wembanyama'nın savunmasına çözüm üretmeye başladıkça onun verimliliğini düşürebilirler. Şimdi bunu da tabii yine NBA seviyesinde görmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Çünkü Wembanyama'nın en etkileyici kısmı savunması. Yani bu kadar yüksek bir caydırıcılık, ki aslında Gobert'in yıllardır yapamadığı şeydi başta belirttiğim gibi. İlk dönem Porzingis'in, hatta şimdi bile yani aşırı agresif şekilde hem hücumda hem savunmada bu kadar istekli bir şekilde agresif olmamasını da artık Wembanyama'da görebiliyoruz. Keza aynı durum mesela Yanis için de geçerli. Yanis de artık takımın yükünü çok çektiğinde hücumda savunmada yer yer düşebiliyordu ya da yardım savunmasında eksik kalabiliyordu. Ama Wembanyama saydığım oyunculara kıyasla savunmada şu anda çok daha istekli ve agresif. Birazcık işte tepki süresini de düşürdüğü zaman çok daha etkin bir hale gelecek. Savunmasında kritik bir konu daha var ki bunu aslında fiziksel eksikliğini bahsettiğim bölümde biraz açıklamıştım. Wembanyama da aslında bunu iyi biliyor. Fiziksel taraftaki eksikliklerini iyi bildiği için. En kritik konu bence temastan kaçması. Yani hücumcuyla, kısa hücumcuyla da uzun hücumcuyla temastan kaçabildiği anlarda, ki bu da genelde işte 4 olarak sahada bulunduğunda olacak bence. Temastan kaçabildiği her anda kulaç mesafesinin avantajıyla beraber o teması almadan, yani o fiziksel üstünlüğü kaybetmeden o caydırıcını devamlı koruyacak. Üstüne de tabii ki caydırıcının üstüne bir de blok tehdidini koyacak. Yani caydırıcılık dediğimizde tabii sadece şunu anlamamak lazım. Yani boyalı alana giren bir oyuncunun orada Wembanyama'yı gördüğünde vazgeçtiği bir oyunun da ötesinde bir caydırıcılığı var. Yani dışarıdan içeri oynayan herkesi oraya sokmakta bir kere korkutacak. İkincisi onunla pick and roll'e, onun savunmacısıyla pick and roll'e girmekte de bence iki kere düşünecek kısalar. Çünkü kısanın karşısında da pick and roll'de kalabiliyor. Switch'te de kalabiliyor. Drop'ta kaldığında da şutuna çok rahat yetişebiliyor. O yüzden burada kısaların onun savunmacısından screen çekme konusunda iki kere düşündürecek bir caydırıcılığı var. Yani all around bir caydırıcılıktan bahsediyoruz Wembanyama'da. Bunda temastan kaçındığı sürece boyalı alanda devamlı koruyabilecek gibi duruyor. Tabii Wembanyama'nın bu kadar savunma özelliklerini sevgili medya öne çıkaracak mı? Çok emin değilim. Yani onlar için yine önemli olan, etkileyici olan işin diğer tarafı, hücum tarafı. Ama tabii ki zaten hücum özelliklerini konuştuk ama Wembanyama savunma tarafında da şimdiden, ki geçenlerde Dallas'ın işte bir tane sezon öncesi idmanı çıkmıştı. Orada tabii biraz da geyik de yaparak bunu konuşuyordu ama Wembanyama kulaç uzunluğuna ulaşacak ekipmanlarla kısa şut attırıyorlar. Ki özellikle yani yakın dönem NBA'de uzun oyuncuların savunma tarafında hücumcuların, şutörlerin dibine girmeden de kollarını kaldırarak bir savunma etkisi yarattığını görüyorduk. Burada Wembanyama asıl etkin olacak kişi. Yani çok uzaktan çok etkili olacak bir savunma pozisyonu değil tabii ki bu kulaçları havaya kaldırmak ve kolları havaya kaldırıp olduğun yerde zıplamak, ama hücumcuya yaklaşma potansiyeli konusunda, özellikle tek adımda yaklaşma konusunda Wembanyama çok iyi olduğu için inanılmaz etkili bir savunmacıya dönüşüyor. Popovic de bence bu özelliklerini çok iyi kullanacak dediğim gibi. Umarım seyirciler de Wembanyama'nın savunma tarafına daha çok dikkat eder ve oradaki etkinliğinden biraz daha fazla etkilenebilirler. NBA, Giannis, Jokic, Doncic gibi oyuncuların giriş yıllarındaki hype'larını kaçırdı. Kawhi en parlak dönemde dramalara boğulup sakatlıklara gündemden uzaklaştı. Ja Morant delirdi, zaten ne yapıyor belli değil. Zion kilolarıyla kavga ediyor derken NBA herkesin seveceği ve heyecanlanacağı yeni yüzüne bir türlü kavuşamadı. Bu yüzden de NBA'ye çok sarılıyorlar. Haklılar da. Umarım bu onda mental olarak ters tepmez ve beklenen yönlerde gelişim göstermezse kamuoyu onu harcamaya başlamaz ve uzun yıllar hem Spurs'un hem de NBA'in kalıcı işçi süperstarlarından biri olur. In terms of a conditioning thing, he's like, oh, warrior speed might be different. He actually said that. They asked him, like, what's the one thing you want to work on? He's like, I get tired a little too quickly. So he probably needs to work out with Steph. Steph is in the best shape ever out of anyone in the league. But Wembanyama right now,
You're seeing what all the hype is about. He is a real deal.